Şimdi biliyorsun ki Orkun'la biraz aram bozuk. Orkun'a böyle bir dövme yaptırsak. Ya bu ne oğlum? Ben dahil olmuyorum. Gel gel. Aşırı gereksiz. Gel gel. Şu an ben şahsen gülmüyorum, Orkun da gülmez buna. Acaba karşı taraf beyaz bayrak mı gönderiyor? Bunu bana yap deseler yapmam. Kalbinin köşesinde küçük böyle bir ılınma, bir sıcaklık. Böyle göstermelik şeylerle olmaz Merveciğim. Dünya üzerinde yaptırılabilecek milyonlarca dövme varken ve milyonlarca YouTuber varken gidip o kadar insanın arasından Murat abi GF isminin seçilmesi bile Murat isminin o seçen kişilere ne kadar derin, ne kadar keskin bir iz bıraktığını kanıtı. Kardeşim şunu yaptırana kadar gel iki kelam konuşalım yani. Ben kendimi bireysel konuşmak istiyorum. Arkadaşlar birbirine kırılabilir, o problem değil. Ya sen hiçbir zaman barışmayacaksın. Kapıyı bile açan asistan yapmışsınız herhalde. Evet. Gel lan buraya gel. Ekibe girmişsin. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gel, hoş geldin. Daha benim boynumdaki morluğu öyle çek. Niye çekiyorsun şu an? Haber değerim mi var şimdi? Evet. Nedir haber değerim? Ekin kafama bir şey mi atacak yukarıda? Hayır yok. Geçti abi. Geçti abicim. Geçti. Abicim geçti o. Geçti abi. Öyle şeyler kalmadı. Geçti abim. Ne oğlum ne çek, niye çekiyorsun? Çekecek bir şey kalmadı galiba. Hiçbir şey yok. Doğru şu an konuştuğumuz aynen belli. Hadi boş yapalım onu. Kimse yok. Bomboş. Murat Allah aşkına bir geçip komik bir şeyler söyle. Video dolmuyormuş. Murat çabuk bir şey söyle. Murat espri yap. Şaka yap Murat. Hello in the taxi. Oğlum yaptı. Oğlum eyvallah adam. Çok güzel oldu. Şimdi biliyorsun ki, daha doğrusu biz biliyoruz ki, sen tabii biliyorsun. Orkun'la biraz aram bozuk. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey bilmiyorum ama bir şey hissettim. Allah Allah. Acaba karşı taraf beyaz bayrak mı gönderiyor? Ben mi? Karşı taraf diyorum, ben mi ne ya? Oğlum bunları şu çocuğun yapması lazım. Yakışıyor mu? Kaç yaşında kadınsın? Kaç yaşında adamsın? Size böyle çocuk dedikodular çocuk yakışıyor çocuk mu? Çocuk dedikodular. Bak işte. Ben varken. Alayım bir de bakma öyle. Yani bir şey de devam. Orkun'a böyle bir dövme yaptırsak. Ben dahil olmuyorum. Olursun olursun. Gel boş yapma gel. Hayır. Gel gel. Aşırı gereksiz. Gel gel. Şu an ben şahsen gülmüyorum. Orkun da gülmez buna. Bunu izleyen de gülmez. Sana komik mi değil mi diye sormuyoruz. Böyle bir dövme yaptırsa, bak dövme yaptırsa barışır mısın? Barışmam. Bu dövme için niye barışıyorum? Bu ne saçma bir şey. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak ciddi olarak söyleyeceğim. Evet, lütfen ciddi ciddi. Merve'nin dediğini bir ciddi düşün. Tamam. Şimdi mesela bu çocuk gelse bir gün, bak varsayıyorsun şu an. Bu dövmeyi yaptırmış gelse ne hissedersin? Ne bileyim ne hissedecek? O yapsın istediği bilemedim İlk ki. Tepkin ne olur? Ay şunu ben senin üstünde de görsem çok şaşırırım. Her şeyimiz kamera oldu ya. BBG gibi ya. Gerçekten. Baklava desenli. Tişörtüm. Yiyemem bu. Baklava çorap şeyimle. Çorabın da mı baklavalı? Yok diyeceğim oha. Abi bunu nereden yapıyorum. Gördünüz lan? Ben de bunu gösterecektim. Allah Allah. Bacağımda var. Nasıl? Gerçekten mi? Göster. Kalıcı baya. Gerçek kalıcı mı? Hayatı yani direkt gerçek aynen. Kalıcı dövme mi yaptın? Kapat da. Tabi. Direkt gerçek kalıcı mı yaptın? Tabi. Şaka dövmesi mi var? Ne bileyim oğlum ben. Sakızdan Murat abi GF dövmesi mi çıkıyor? Bana bunu yap desen. Yani. Ben de öyle dedim de şunun için. Tamam yani bu insan senin için yaptırıyor diyelim ya. Bunu bana yap deseler yapmam. 100.000'e yaparım ben. Meryem Can da 100.000 liraya düşünürüm diye açıklama yaptı arada onu söyledim. Ama şey ayakkabının altına. Ben parayı nasıl hemen şey yapıyorsunuz ya? Ya gençler ben 50 liraya yaparım ya. Bir şey yok. Ne var ya Allah Allah. Üstü kapatılır ki bunun. Sanki yılların dövmecisi. Evet ya, ya gerçekten. 1986 yani. Ben örnek verdim. Örnek. Linç direkt dövme linci yiyor şu an. Aynen aynen. Ejderha yaptırır üzerine. Kalbinin köşesinde küçük böyle bir ılınma, bir sıcaklık. Bir hissetmez misin yani? Ya böyle göstermelik şeylerle olmaz Merveciğim. Kardeşim şunu yaptırana kadar gel iki kelam konuşalım yani. Ya sen hiçbir zaman barışmayacak mısın? Onu ancak Allah bilir. Çok güzel bir cevap verdi. Abi cevabı verdi. Göstereceğim mi Murat'a? Hı? Dövmeni. Göstereceğim mi Murat'a? Göstereceğim. Tamam. O zaman Murat'a ayarlayalım. Ben kendim bireysel konuşmak istiyorum. Burada. Böyle gelsin canımı yesin. Ay ne olur şey böyle ulaşık. Ben Murat'ı öbür Murat'ı. İşte bu be! İşte bu! Alkış! Bravo! Alkış! Bravo! Bravo! İşte bu! Ay ağlayacağım ya! Allah'ım çok... Oğlum ben heyecan yaptım lan! Benim ellerim titriyor! Ay ya! Bir ay yatağı! Bir aile evden doğuyor! Kızım ben şoktayım. Tek söyleyebileceğim bu şu anda. Çok mutluyum onlar için. Gerçekten. Duygusal an yaşandı vallahi. Bir kıpır kıpır oldu. Hepimizin gözler doldu.
Öf be, pastaya bak be. Açıyorum. Aç aç aç. Açıyorum. Aç. Öf. Neydi bu? Armadillo. Armadillo. Namı diğer Kağ. Kağ'ın birinci yaşı. Oğlum çok güzel olmuş lan. Ooo yemek geldi. Yemek gelmiş. Erzak geldi, erzak. Maksana. Peki niye aç? Evet. Ya kibar açayım dedim hayvan herif. Bak böyle önceden sipariş mi veriyorsun? Sakin sakin. Tamamdır, yavaş veriyorum. Hadi bakalım. Bir alkışınıza bravo! Bravo. Haneyle karnımız doydu bizim de. Daha doyamadım ben. Çabuk bitti de. Güzel pasta. Çok sağ olun. Gerçekten güzel ya. Ben de söyledim. Bak bak ne yazıyor. Bak bak. Ta 1 yaşında AMK. Ne dersin cap? Besicap mı bu? Kansız herif bir şey. Armadillo. Neden? Kanalın maskotu mu Armadillo? Oha. Ebenin. Oha. Bir de videolara falan çıkıyor. Giriyor çıkıyor. Hayvan herif. Logosu Armadillo. Video çıkıyorum da izlemiyorum. Ben sincap zannediyordum. Ben de aslında ilk öyle zannettim ama ne olduğunu söylediklerini de tabii canım yaptım. Hiç çaktırmadım yani. Aynen. Ben de o cahillerdenim yani. Lan bu kuyruk değil miydi? Taş mı? Taş bu. Taş olur. Kuyruk burada bir yerdeydi. Bak kuyruk burada. Şurada. Dilek tut. Üfür. Dilek tut. Tamamdır. Tuttun mu? Bir dakika. Üfleme. Dert. İçimde patladı. 3, 2, 1. Şimdi. Bravo. 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 Yaptığı pastayı bir de AMK yazdırmışsınız. Yani. Pastayı yapan arkadaşa bu arada teşekkür edeceğiz. Özellikle Merve'nin arkadaşı kim yaptı? Kek Perisi. Kek Perisi. Vay. Evet. Kek Perisi başardı. Kek Perisi. Harika lan. Evet, harika. Yalnız kadına da AMK yazdırmışlar. Yani şu an gördüm. Kek Perisi AMK yazmış burada. Aklıma bir şey geldi. Taşı al inceleme. İyi fikir de. Linç ayrı bir de kadının emeğine de yazık şimdi. Ya sana da yazık yapmış. Kesip yiyince yazık değil de parçalayınca mı yazık yani? Ya taşını taşla yapabiliriz. Aynen. Aynen bu taşla yap bence. Ha bak bu taş olur. Bence direkt yerine öyle. Taşla da kadının kafasına evet. Evet. Bence olur ya. Ne yaptın? Konsepti uygun. Kafa at. Vur kafasına, vur kafasına. Evet konsepti uygun. Kulaklarını kopar. Bu taşıyla buna vuruyorum. Tamam böyle sağlammış. iPhone'dan daha sağlam galiba. Kesiyorum. Ya, bir dakika ben. Merve sen de baksana. Merve diyetini bozuyor. Bir, çekiyorum. Evet. Güzel. Magazinci geldi. Lütfen çekmeyin. Evet. Hanım. Geldi hanım. Oğlum bak kavga istiyorsan Ömer. Biliyorsun ki kaslıyım bak. Bakayım. Of. Of. Allah'ım. 10-18 milimetre. O zaman şuraya girebilir miyim? Evet. Hadi netle bakayım. Hadi netle bana. Gördün değil mi? İyi. İyi. Eosar iyidir. Oğlum niye herkes bir şey yiyor lan? Sağlıklıyız. Sesini de çok iyi alıyor. Dur bir dakika. ASMR. Selam. Selam. Selamlar. Çocuğunla gelmişsin. Montum, snowboard montum. Uğurlu. Sen geçen şeyde miydin lan? Parda mıydın sen? Evet. Parda bir yerdeydin sen. Ben haftada bir Uludağ'a gidiyorum. Aman erkek. Snowboard mu öğreniyor? Snowboard öğrendim. Bir saatte onu konuşuyoruz ya. Hocalara hocalara gerek yok. Kendiniz öğrenebilirsiniz. Alın takmayanıza. Şey gerçekten kaydı gördüm şeyleri. Abi baştan sona hiç düşmeden kaydı. Bir saatte. Evet, hayatında, döne gitti böyle. Bak altın çizim hayatında daha önce hiç kayak yapmamış. Hayatında ilk defa ayağına snowboard taktı. Bu zor bir şey bu arada. Zorları seviyoruz. YouTuber olmak. Bütün skilleri barındırıyorsun. Adam şarkı söylüyor, adam şey filmi yapıyor, adam YouTube yapıyor, adam vücut evet, yapıyor. Aynen. Daha ne yapabilirim o adam? O parmağında on marifet. Aman Allah'ım. Enes Alan yaşadı. Likeleyin bu videoyu siz de bu özellikle istiyorsanız. Tepkikolik'le bir video çekeceğiz, onu da izleyin mutlaka. Adam şey makinesi. Anons ya, geçiyorum. YouTuber üretme makinesi gibi adam. Kartlardan benim kanalıma abone olun. Abi neden ters taraf? Hedef 13 milyon. Niye ters taraf? Ne bileyim sağ hangi tarafta? Benim kameram da bu tarafta oluyor. O nasıl oluyor lan? Oğlum biz ona flip atıyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Bana abone olun, hedefim
hedefim 12 milyon. Hedefin 12 milyon nasıl olabilir kardeşim? 20 milyon de bari. 10 milyon hedefini geçtik artık. Küçük hedefler koyuyorum. 10 milyon hedefini geçtin. Direkt 11 milyon olman sonra. Oğlum bu piyasa böyle. Üretiyorsun, kazanıyorsun. Şarkı 100 milyon olunca yeni şarkım geliyor. Ne şarkın adı? Gelecek şarkı. Dolma 2. Dolma 2. Aa şey. Dolnay son diz. Twitter'da her gün beni bir öldürüyorlar. Enes Batur Allah rahmet eylesin. Oğlum bir şey diyeceğim, sen baktın mı hiç ona kim yapmış onu diye? Bilmiyorum. Millet para veriyor herhalde Twitter'a. Enes Batur'u bugün öldüreyim. Hashtag Enes Batur Allah rahmet eylesin. Ölmüyorum ama yani daha bir 10 yıl yaşarım. Enes ölmez ya. Bir 10 yılım var. Kaya'nın klibinde şey gördün mü? Bir tane yorum atmışlar. Arkadaşlar fark ettiyseniz dünyanın sonu gelmiş ama Enes Batur hala hayatta. Kaya'nın klibi izlemedin mi? Hayır izlemedim. Dünyanın sonu geliyor. Hala ölmemişim ama. Klipte varım. Anlat. Şimdi abi konu şöyle. Orkun'la yeni çalışmaya başladığım dönemde biz de sıvı nitrojen videosu çektik. Orkun'un evet. kanalında var, izleyin. Çok güzel. Sıvı nitrojen ortalığı çok dağıtacağı için nerede çekelim? Ofisi dağıtmayalım falan diye konuştuk. Orkun dedi ki Murat'ın evinde çekelim. Ondan sonra biz de Murat'ın evine gitmeye karar verdik. Bana Murat'ın numarasını attı. Dedi ki sen ara Murat'la konuş, kaçta gideceğimizi öğren, bilmem ne bilmem ne. Ben de Murat'ı hiç tanımıyorum. YouTube'a yazdım Murat diye. Murat Enginekin yazdım. Murat abi GF çıktı, baktım bilmem ne falan. Tamam dedim, iyi çocuğa benziyor falan. Da Murat'ı aradım. Ben dedim Aycan Orkun'la çalışıyorum. Yarın sana geleceğiz. Böyle bir video çekeceğiz, tamam mı? Tamam. Kaçta geleceksin? Şu saatte. Ben de o saatte uyuyor olurum. Anahtarı dedi ki Orkun'da var zaten. Orkun'dan al. Aşağı kapının şifresi de bu dedi. Ben de tamam dedim. Orkun'dan anahtarı aldım. Gittim Murat'a. Şimdi sabah girdim. Evin kapısını açtım. Asla tanımadığım bir insanla tanışacağım. İçeri girdim. Önce baktım bir salon, ha, mutfak, banyo, tuvalet, bir şeyler falan derken Murat'ın yatak odasını buldum. Yatak odasını buldum. Bak buldum. Evde bir kedi var. Yavrum yazık, Şehsu var. Ah aşkım evet. benim. Asla tanımıyorum ve o zaman çok çekingenim. Çünkü kimseyi tanımıyorum. Gittim, kapıyı açtım. Baktım uyuyor. Mışıl mışıl melek şimdi gibi uyuyor. Ya. Melek gibi canlandırma. Melek gibi uyur musun lütfen? O zaman bir de şiş koydu biraz. Evet. Tamam uyuyor. Ben gittim böyle gayet çekingen. Murat, 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 Murat! Kalksana! Ben geldim. Sen kimsin? Orkun'un asistanı Aycan ben. Haa tamam. Uyandın değil mi? Böyle tanıştık Murat'la. Gerçekten tam olarak bu şekilde tanıştık. Gözümü açıyorum ve diyorum ki... Sen kimsin dedi bana. Evdeyim o sırada. Yatak odasındayım. Ve onu uyandırıyorum. Mavi saçlı biri uyandırıyor. Sen kimsin? Nasıl girdin eve? Unutmuşum da verdiğim anahtarı falan. Sonra Murat'ın şey. Evinin içine ettik tabiri caizse. Yapma. Toplamadan gittik. Ve hani ben tuvalete girdim çıktım yoklar evde. O kadar. Kaçmışlar yani. Direkt kaçmışlar. Aynen. Hani gittik değil, hani biz gidiyoruz değil. Bir baktım aa yoklar. Ortalık bok götürüyor. Abi ben dedim yapmayalım Murat'a ayıp. Barıştılar, barıştılar. Artık ismi lazım değil demiyoruz. Evet, alıştım çünkü. Orkun'a ok çıkarıp şey yap. İsmi lazım değil. İsmi lazım değil. Çok güzel bir şey. İsmi lazım değil. 5 yıl önce Buket'le beraber program yapmıştık. Orada ona evet. ben çok güzel sorular sormuştum. Bugün tekrar aynı soruları evet. sordum. Yani. O zaman muhtemelen çok güzel cevaplar verememiştim çünkü 13 yaşındaydım. Şimdi daha mı güzel cevaplar verdin? Ya en azından kelime çok çelişmemişimdir diye umuyorum. Çeliştin. Çeliştim ya. Bunun olmasından korkuyordum işte. Pişman olacaksın. Bu arada ben Buket'i ilk izlemeye başladığımda Buket yoktu. Buket bu kadardı. Annemin karnındaydı. Sen ne zaman başladın YouTube'a? Tarih olarak. Evet. 12 yaşındaydım. 2013. Ya o zamanlar falan izliyordun. Daha kanalın birinci yılı falan bir sene. Kötü videolar, ocakta böyle falan. Kötü videolar demek. Hepimiz kötü videolar. Çekiyorduk o zaman. Sildim hepsini. İzliyor kulağımsınız. Ben de öyle bu arada. 100 tane video sildim ben. Gerçekten mi? Ben 50 tane falan herhalde. Ben... Onlar da karanlık videolar. Ya ben oyun videoları çekiyordum. Oyun videoları çektim ben dolayı. Attım 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 attım. İzlenmedi. Sonra konsepti değiştirdim dedim. Değiştirdim. Patladık. Bu sefer de, abi bu sefer de önceki videolar 46 izlenmedi. Dedim rezillik. Ama siz yine benziyorsunuz. 46. Ben mesela aşağı indikçe aşağılara indikçe benim gözüm. Sesim inceliyor. Kameralar önünde büyüdü arkadaşım. Evet ya. Biraz bu şey tam işte Mina'nın beraber. Çocuğu. Aynen ya. Değil mi? Şimdi sen kaç? 2002'li misin? Hayır. Sen... O kadar küçük müyüm? 2001'liyim. Aaa baya baya. Ayıp ediyorsunuz yani. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ben de anlasam gerçekten ne yaptığımı. Meryem'e selam verdim. Bu hale döndüm bir anda. Anlamadım evet, ben. Meryem'in şarkı videosu için host oldu arkadaş. Hostes. Host olacaktı. İşte gaza geldi hostes oldu. Hostese döndük. Bir anda. Bir şey değil mi? Soruyor yalnız. Şey olmuyor. Yalnız o var ya o benim çanta var şurada. Bir yıldır onun içinde o. Yani. Güzel. Bitme ararsın. Tabii. Tifo, başka dizanteri. Yaşam formları. Bel soğukluğu, frengi. Tabii tabii. Ben uzaktan gördüm fark ettim. Aycan zannettim ilk başta abi. Yakınlaşınca Ömer olduğunu anladım. Evet anladım Aycan'ın body'ci hali. Aycan biraz büyüyor. Her zaman bench basmış. Sonra YouTuber'ların adı kötüye çıkıyor. Diyorlar ki YouTuber'lık şöyle meslek böyle meslek. Bunları takıyorsunuz. Adam bana diyor ki YouTuber'lık şöyle böyle. Ya biliyorum ben telefon tanıdım adam bu hale bu. Bir de konuşturuyorlar abi. Bir Meryem yazdın mı kızım bilmem ne yapıyor. Haşırdı aslında maviye boyasak.
Olurmuş. Olur muymuş? Yani. Olmasa mı acaba? Ya olmaz da yani işte olduğu kadar olurmuş yani öyle. Yalnız bir şey söyleyeyim. Hakikaten moralim bozuktu. Ömer'i görünce düzeldim. Çünkü aramızda... şey dedi. Yani kötü haldeyim ama daha kötüler varmış. Evet yani şükür böyle bir kavram. Hani görüyorsun işte mutlu oldum yani valla. Hani mesela şu an beni para bekledin hiç öyle yatmadı ama mutlu oldum. Kaymaz mısın tarçınım haber kolonlar inlesin. Onu var ya abi. Kolpaçino da. İşte tamam. Şöyle deri kedi kıyafeti giydirip dans ettiriyorlar ya. Şimdi yazdığın görevlerden bakalım. Hani çevirsek Meryemcan'a ne geliyor? Bravo bana. Vallahi billahi ya. Ya içi düşü bir adam. Geri baktım yine mutlu oldum. Yani dedim ki yani çok şanssızım baktım mutlu oldum. Bir daha çevireceğim. Olmadı bu. Bir tane boş yazılı var. Daha aramadı YouTuber'ların hepsini. Neymiş? Buraya da bipledim. Tamam. Yani olay şu. Meryemcan bütün YouTuber'ları aradı teker teker. Her YouTuber farklı bir görev verdi. Buraya yazdı. Hostesimiz. Hostumuz ya da işte hostesimiz neyse artık ara. Sonra çarkı çevirecekler. En son işte YouTuber'ı arayıp görevi verince çıkanı da Meryemcan yapacak. Evet. Video bu. Gerçekten şu an göremiyorsunuz içinde yazanları ama ciddi görevler var. Evet. Sağlam görevler. En naifi benimkisi. Evet. Murat abi GF'ninki de güzeldi. O rezillik onunki. Seninki ya onunki rezillik. Seninki nelik şimdi. Hadi onunki rezillik yani. Bu ne? Takmış kafayı bana öyle diyor ki onunki rezillik. Şu kahve seçen hadi bir kızın mi? Elinden bir içelim bakalım. Olur mu? Gelmiş mi zamanı? Tamam, 4 kişilik. Herkes içiyor. Bu ne oğlum? Bunlar da normalde burada durmaz ha. Türk kahvesini duyunca hepsi doluştu buraya. Ama tuzlu ona göre. Kimi istiyorsun? Elinden olsun. Bir şey diyeceğim. Bu geleneğin olayı zaten şeydi. Seni tuzlu kahve içecek kadar seven insanla evlen. Evet. Kabul edeni buldum. Göz kırpabilsem şu an Şimdi bize şey lazım. Kahve fincanı. Bu arada benim köpükçük taktiğim vardı ama elde yapınca oluyor onlar. Kaşıkla alıyorsun üzerine o mu? Ay tükürüyorum. Ay şaka yapıyorum tabii. Ya bir şey diyeceğim. Bunlar niye bu kadar güzel çekiyor? Benim kameram çok çirkin çekiyor. Bu 3000 dolar falan mı? Üf, tam böyle diyecektim. Şey yazar mısınız modelini alayım diyecektim şimdi diyorum güle güle kullanırım. Bol evet, köpüklü. Hadi bakalım köpüklü oldu mu koyuyoruz olmadı. Ama bakın size bir taktik vereceğim şimdi bir saniye. Bunun şimdi köpüğü çok kahverengi olduğu için köpük olduğu belli değil. Biz o yüzden kaşık alıyoruz. Bunu şöyle bir hafif karıştıracağım. Bakın nasıl dağılacak köpüğü. Gördünüz mü? Bir şey diyeceğim. Fal bakabiliyor musun? Evet bakarım. Cidden mi? Bakamıyorum da denerim. Hemen evet bakarım. 3, 2, 1. Normal kahve. Nerede o? Gerçekten. Bu kız alınır. Buket bizim testimizi geçti. İlk talipisini bekliyoruz evet. Tuz tadı falan geliyor mu? Sen tuzunu yap. Aynı kahve olma. Hepsini aynı anda koydu. Normal kahve. Bir şey diyeceğim ben başlamadan ne dedim? Eğer tuz tadını almıyorsanız beni gerçekten seviyorsunuzdur. Çocuk olmayan tuzun tadını al. Tuzlar olsun. Burada dans eden biri var mı? Evet buradakinden dans eden biri var mı? Başata falan. Siz var. Evet. İkiniz. Evet siz varsınız. İkinizce dans biliyor musunuz arkadaşlar? Göstersene de ona. Dur. Bunu abi şunu bir organize edin. Şöyle yaptım mı müzik çalması lazım ya. Şimdi şöyle, bu yanımda görmüş olduğunuz adam, şu adam, Türkiye YouTube'unun daha doğrusu en iyi kurgularını yapan ve aynı zamanda en iyi hikayelerini anlatan adam olmakta. Değil mi abi? Peki bir şey söyleyeyim, benim bu kanala çıkmak için yeterli takipçi sayım yok. Akbil basarken yetersiz takipçi dedi geçen girerken içeriden. Ne yapıyorsun abi? Ya abi ne olsun ya, güzel takılıyorum işte, filmler yapıyorum. Japonya'ya gittim, geri geldim şimdi. Ya adamın şeyine bakar mısın, filmler yapıyorum yani. Öyle, şimdi işte uzun metraj hazırlıkları, internet dizisi falan filan takılmaca bir şeyler yapıyoruz. Onun dışında böyle yakından kameraya konuşuyorum ve eğer biri izlemezse deli diyorlar, biri izleyince YouTuber diyorlar. Bu arada bu adamın şöyle bir özelliği var. Bu adam ne kullanıyor? Kanal sağ kullanıyor. Bak bu da sensin şu anda. Aynı zamanda Derin'in kullandığı, daha doğrusu kendi hazırladığı lat paketini biz videolarda kullanıyoruz. Bir önceki videomuzda komple o lat paketini kullandık. Derin'i o yüzden çağırdık. Abi EOS'lar bebek gibi bir makine. Yani bir kere bebek sinema kamerası diyorum buna. Eskiden YouTube'da böyle dertlerimiz yoktu. Eskiden YouTube'a video çekeceğimiz zaman hani yüksek kalite, sinema kalitesi falan filan demiyordu kimse. Ama şimdi renk güzel olsun, görüntü güzel olsun falan dediğin zaman kullanması en kolay ve en hızlı kamera. Kurgulaması çok kolay, renk üretimi çok kolay ve mesela bir sürü özelliği var ya benim sevdiğim. Şimdi mesela ben görüntü olarak görüntü çekeceğim zaman şu anda renkli görüyorum mesela görüntüyü. Evet. Tamam mı? Kaydı durdurup görüntü izlediğim zaman görüntü logo dönüşüyor mesela tekrar baksana.
Bu tarz mesela enteresan sinema özellikleri var sinema kameralarında olan. Dünyanın en iyi otofokusuna sahip. Ya ben diyorum ya Japonya tek bir sırt çantasıyla gittim ve sadece bununla beraber gittim. Yani vlog kamerası olarak bunu götürdüm yanımda. Dezavantajı eğer vlog kamerası olarak götürecekseniz vlog kası diye bir şey oluşuyor şurada. Hani bir yerden sonra hani şöyle oluyorsun anlatabiliyor muyum? Düzenli olarak bunu taşımaktan yanında ama onun dışında gerçekten bebek gibi ve şey çok hoşuma gidiyor. Her türlü lensi adapte edebiliyorsun. Hani istediğin gibi kullan ne edersen et. Ayrıca lens koruma perdesi var burada. Hiçbir kamerada evet, olmayan bir özellik. Ben de onu fark ettim aynen. İlk aldığımı. Normalde şey yapacaktık. EOS R bize ilk geldiğinde aha. İçindeki sensörü göstermek istedim. Vallahi. Bir baktım abi koruması var asla orada yok. Böyle. Özel açma aynen. Falan gerekiyordu. Şey yaptım. Yani. Fotoğraf moduna ha. Sensör öyle bu arkadaşlar. Aynen sensör bu abi. Ya gerçekten hani kullanması aşırı kolay değil mi ya? Her yere gezdim ve en komiğini söyleyeyim hani bir trivia vereyim aletle ilgili. Bu alet taş gibi bir alet tamam mı? Ben bu aleti 5 kere düşürdüm. Bir kere kaykay kayarken elimden düşürdüm. Benle beraber düştü. Evet. Bir kere arabadan düşürdüm. Arabadan mı? Arabadan düşürdüm kanka. Nasıl oldu bu da? Vantuzla takmıştık tamam mı? Hani bunu çıkardım böyle. İşte aha. Vantuza taktım arabayla. Benim araba kullanırken önümden gidiyor işte kamera falan filan. Sonra bir fren yapayım dedim. Kamera pom diye gitti öne doğru. Benim... Allah kahretsin. Sağ olsun. Çünkü durmadan kamera değiştirme falan filan muhabbet oldu. Hiçbir şey olmadı. İki kere de Japonya'da düşürdüm. Bir kere yine burada düşürdüm falan filan. Yani bence ufak tefek zedelenmeler oldu. Yani düşürmeyin kameranızı. Ama öte yandan da şey de olmuyor çok fazla. Yani adamlar güzel alet yapmışlar. Yağmur falan da geçirmiyor doğru düzgün. Bir de şeyi soracağım. Şöyle bir olay var abi. Şimdi ben ilk videoda falan bahsetmiştim. Herkes YouTuber olmayı çok kolay zannediyor. Aynen. Bilmem ne, Carshot diye. İnsanlar genelde şeyi merak ediyor. YouTuber ekipmanı bilmem ne hani böyle. Tabii. Abi bak şimdi bu bizim kullandığımız kamera aslında normalde pahalı bir kamera. Aynen. Ve derin dediği gibi hani mini bir sinema kamerası gibi çalışıyor ama siz asla bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii çünkü kesinlikle. Bunu en güzel bu adam anlatır. Ya hepimizin şu anda cebimizde neredeyse 4K çekebilen cihazlarla geziyoruz tamam mı? Eğer böyle bir kariyere başlamak istiyorsanız evet. Hani kafi bir şekilde cep telefonunuzu kullanabilirsiniz tamamen bu işin. Benim hep söylediğim şey bu. Hani sonrasında eğer ekstradan sinematik şeyler istiyorsan bir şey mesela YouTuber durağı gibi projede hani bir sürü insan var eğleniyorsunuz falan filan. Hani hiçbir detayı kaçırmamak için böyle bir kamera kullanmak çok mantıklı. Ya da işte ben sinematik bir şeyler yapayım falan filan dediğim için böyle bir kamera kullanmak. Ama evinde bir video çekiyorsan ve böyle başlıyorsan çünkü YouTuber hani eski büyük şirket sahipleri gibi annemin bodrumunda başladım muhabbeti evet, var evet, ya. Garajda yani başla. Garajda başlama gibi bir şey. Eğer öyle başlıyorsan cep telefonuyla başla yeterli. Sonra küçük küçük kameralarla yükseltirsin olayı. Ben ilk YouTube'a başladığımda oyun videoları çekiyordum. Oyun videoları çektiğim sırada şöyleydi. Benim bir tane Galaxy S3 Samsung'du. O vardı abi bende. Hatırlarsınız eski oyun videolarından. Abi Twitch'teki gibi şurada bir facecam olur tamam mı? E bende bir kamera olmadığından dolayı yani normal webcam de yok. Ben şey yapıyordum. Laptop'ta şöyle hatta göstereyim. Laptop'ta abi telefonu. Telefonu abi ön kamerası aynen. Ön kamerasını böyle koyuyordum abi. Oyun oynarken o kamerayla kendimi çekiyordum. O zaman monopodum yok, tripodum yok, hiçbir şeyim yok. Kameram yok hala. Bende bir tane iPad vardı aha. Abi. iPad'in gene ön kamerasıyla of. Ama ne yaptım? Ya mimarlık okuduğum için strafor var abi böyle uzun şeritler halinde. Strafordan kendime bir monopod yaptım. Onu da odam balkonluydu. Balkonun kapısına koydum. Böyle dayadım. Hatta bir tane videomda strafor kırılıyor. iPad falan yeri düşüyor komple böyle. Keşke onun da görüntüsü var. Onun da görüntüsü var. Var mı? Abi video var. O direkt onun videosu var aynen. O yüzden hani şöyle bir şey var. Ben bu işe girmek istiyorum. Böyle bir şey yapmak tabii istiyorum tabii. Dediğiniz zaman abi sizi engelleyen hiçbir şey yok. Bizim zamanımızda hele ön kameralar HD yeni oluyordu. Ya selfie kelimesi yoktu YouTube'a başlayan. Evet abi selfie kelimesi sonradan yoktu. Çıktı. Doğru. Hani ön kamerayla fotoğraf çekiliyorduk ama selfie diye bir şey yoktu. Aynen. Şu anda olanaklar acayip derecede büyük abi. İsterseniz her şey yapabilirsiniz. Benim en çok izlenen videom o dediğim iPad'in ön kamerasıyla çekilmiş. Hı. Monopod olarak strafor kullanılmış ve ses, ışık bilmem ne hiçbir şeye dikkat edilmemiş bir videom. Olay hangi ekipmanı kullandığı hangi mikrofonu kullandınız, hangi ışığı kullandınız değil abi. Tamamen ne anlattığınız, neye odaklandığınız verdiğiniz mesaj. Yani girmek isterseniz eğer şayet EOS R tekrar EOS R deniyor. EOS R kullanıyoruz. Şu anda bu videoyu biz C-Log çekiyoruz. C-Log nedir abi? C-Log bütün renklerin ve kontrastların bastırılmış çekilmesi. Bu sayede kurgu aşamasında renkleri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Evet, detayları daha yakalayabiliyorsunuz. Detayları daha yakalıyorsunuz. Hani karanlıkla aydınlık arasındaki, siyahla beyaz arasındaki geçiş ne kadar dramatik oldu. Karanlık ve aydınlık arasındaki geçişleri. Şu andan itibaren tam şu sahnede itibaren C-Log olan görüntü izliyorsunuz. Şimdi mesela çakırt diye derinin renk paletini açacağız. 3, 2, 1. Aa ne kadar güzel renkler. Allah'ım diyor. Mükemmel oldu ya. Aa dişlerimi kaybetmiş. Sapsarı çıkmış lan. Kanka white balance'dan maviye çek. Peki mesela herkese bir şey yazıyorsun ya. Bana şey yazsın. Asla ünsüz yurdu. Evet, gördüğünüz gibi bu videoda bayağı duygusal anlar yaşandı. Murat da Orkun'u birazcık yumuşatarak barışmalarına vesile olmak bizim için önemli bir andı. Ve şu anda da çok mutluyuz öyle oldukları için, barıştıkları için. Bu sayede büyük bir sevaba girdiğimizi düşünüyorum. Yani kanal olarak şu anda büyük bir sevap işledik. Değil mi? Yalan mı? Bence doğru. Siz de yani isterseniz büyük bir sevaba girerekten kanalımıza abone olup şu zile tıklayaraktan yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bence. Niye olmasın çünkü. O zaman hiçbir zaman sevdiğiniz insanlara küs kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle dostlarım. YouTuber Duran'ın bir sonraki bölümünde görüşürüz.
görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.